İnme geçiren bir hastanın beynindeki bir damarın tıkandığını ve dolayısıyla da çevresindeki beyin dokusunun ölmeye başladığını biliyoruz. Şimdi inme sırasında nöronlara neler olduğunu anlamak için hücresel seviyede bir inceleme yapacağız. Bu kadar yakına gelindiğinde her şeyin ne kadar karmaşık olduğunu görüyorsunuz, öyle değil mi? Bu arada bu ekrandaki görüntünün bile aslında oldukça basit bir tasvir olduğunu eklemek istiyorum. Yani beynimizde bu görüntüde belki 15-20 tanesini gördüğümüz nöronlardan 100 milyar tane olduğunu düşündüğümüzde bu görüntü oldukça basitleşiyor öyle değil mi? Mavi ile gösterdiğimiz nöronlar beynimizin vücudumuzu yönetmesi için birbirlerine bağlı bir şekilde mesaj aktarımını gerçekleştirirler. Bu bağlantı noktalarına sinaps adı verilir. Yeşille çizilmiş hücreler, merkezi sinir sisteminin çok önemli hücreleri olan astrositlerdir. Astrositlerin kan-beyin bariyerini desteklemek ve nöronlarımızı beslemenin yanında daha birçok görevleri vardır. Koyu mavimsi bir morla çizilmiş hücrelerse oligodendrositlerdir. Oligodendrositler nöronlara yapısal destek sağlar ve mesajlarını biraz daha hızlı iletmelerini sağlarlar. Bunlar da kan damarları yani kılcallar. İnme sırasında bir kan damarı tıkanır. Mesela şurası bir pıhtı yüzünden tıkanmış olsun. Bu durumda nöron seviyesinde neler olduğuna bakalım. Bu olaylar zincirine iskemik kaskad adı verilir. Bu aslında kısmen yanlış bir isimdir. Çünkü bu olayların birçoğu birbirinin ardına değil aynı zamanda gerçekleşir biraz sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet, iskemik kaskat demiştik. Kan tedariği yani yeterli oksijen olmadan nöronlar aerobik metabolizmaları aracılığıyla ATP biçiminde enerji üretme yetilerini kaybederler. Bu durumda kalan nöronlar B planı olarak enerji üretebilmek için oksijensiz ortamda gerçekleşen anaerobik metabolizmaya geçerler. Ama insanlardaki anaerobik metabolizma ile ilgili iki problem vardır. Birincisi anaerobik metabolizmada ihtiyacımız olan enerji seviyesinin neredeyse 15 katı az seviyede enerji üretilebilir. İkincisi ise anaerobik metabolizmanın laktik asit adında bir yan ürün de üretmesidir. Laktik asit seviyesinin fazla olması beyindeki asit baz dengesini bozarak nöronlara zarar verebilir. Bunun içinde beyinde çok fazla laktik asit bulunmamalıdır. Peki, bir hücrenin ihtiyacı olduğundan daha az enerji üretebilmesi hücresel fonksiyonlarını nasıl etkiler dersiniz? Bu birkaç değişik şekilde gerçekleşir. Önce hücrenin zar iletim sistemini inceleyelim. Sodyum potasyum pompasına bakalım. Bu pompa hücre içindeki sodyumu dışarı hücre dışındaki potasyumu da hücre içine pompalar ama ATP olmadan çalışamaz. Sodyum hücre içinde birikmeye başladığında hücre dışındaki sıvı yani ESS'deki su hücre içindeki sıvı yani ISS'deki yüksek sodyum konsantrasyonunu görerek bu konsantrasyonu seyreltmek için nörona hücum eder. Bu andan itibaren içine su dolan nöron şişmeye başlar ve buna da sitotoksit ödem adı verilir. Buradaki sito, hücreyle ilgili toksik, ölüme yol açabilen zehir anlamlarına gelir. Ödem de şişme demektir. Bu durum nöronların ihtiyaçları olan enerji üretememelerinin ilk evrelerinde ortaya çıkar. Bunun yanında ayrıca başka şeyler de olur. Sodyumu hücre içine, kalsiyumu da hücre dışına pompalayan sodyum-kalsiyum pompası da çalışamayacak duruma gelir ve kalsiyum hücre içinde birikmeye başlar. Kalsiyum birikmesinin bu durumda kötü olmasının 3 sebebi vardır. Birincisine eksito toksisite adı verilir. Hücre içindeki yüksek kalsiyum seviyesi glutamat gibi habercilerin nöronun sonlandığı yerden salgılanmasına yol açar. Bu habercilere toplu olarak nörotransmitterler adı verilir. Yüksek kalsiyum yüzünden salgılanan nörotransmitterler uyarıcı nörotransmitterler oldukları için diğer nöronları uyarırlar. Diğer nöronlar uyarıldıkça daha çok kalsiyum getirirler. Hemen ardından onlar da glutamat salgılarlar ve bu glutamat da diğer nöronları da uyarır. Bu durumda nörotransmitter salgılanmasını takip eden nöron uyarılması döngüsüne sebep olur. Ve bu da nöronların fazla uyarılması anlamına geldiğinden nöronlar için toksik bir durum oluşturur. Hücre içinde çok fazla kalsiyum istemememizin bir diğer sebebi fazla kalsiyumun yıkımda görev alan enzimleri aktive etmesidir. Kalsiyum nöron içindeki proteinlerin yıkımından sorumlu olan proteazları ve nöronzlarını parçalayan lipazları aktive eder. Nöron zarı parçalanmaya başladığında da diğer iyonlar ya da zararlı kimyasalların hepsi nöronun içine girebilmeye başlarlar. Çok fazla kalsiyumun kötü olmasının üçüncü sebebi ise kalsiyumun serbest radikal ve reaktif oksijen türlerinin oluşmasına yol açmasıdır. Bu minik kimyasallar özellikle nöron zarı yıkımı başta olmak üzere daha birçok hasarlara yol açarlar. Şu ana kadar hücrelerin sitotoksik ödem ve kalsiyuma bağlı mekanizmalar sonucu öldüğünü gördük. Ama inme sonrası nöronların ölmesine yol açan bir başka durum daha vardır. Hücrelerdeki enerji üretiminden sorumlu mitokondrilerden bahsedildiğini daha önce duymuşsunuzdur. Hücrenin içine girmiş tüm bu toksik kimyasallar ve hücre içindeki normal ortamın sağlanamaması yüzünden mitokondriler de yıkıma uğramaya başlarlar. Bu sırada sitoplazmaya apoptotik faktörler adı verilen bazı proteinler salgılarlar. Apoptotik faktörlerin isimleri her ne kadar komik olsa da yaptıkları şeyler pek o kadar komik değil. Apoptotik faktörler apoptotik kaskada yol açarlar. Bu hücrelerin intihar etmesi anlamına gelir. Evet. Bu videoda iskemik kaskat sırasında gerçekleşen olayları ve bunların sonucu olan hücre ölümlerinin 3 sebebini gördük.